Merhabalar. Sizlere Jeomekanik Teknik İngilizcesi başlıklı yeni bir çalışmamın yayınlandığını duyurmak isterim. Bu bir dijital kitaptır. MAEP Yayınevi tarafından 2023 yılında yayınlanmıştır. Kitabın içerisinde jeomekanik alanındaki terimlerin karşılıkları, çeviri örnekleri ve aynı zamanda sorular, örnek sorular mevcuttur. Kitap açık erişimli bir e-kitap olarak yayınlanmıştır ve bu videonun açıklama kısmında kitaba ait linki vereceğim. Oradan tıklayarak kitabı siz de inceleyebilirsiniz. Kitapta 30 farklı konuda terimler mevcut ve bu terimlerin kullanıldığı bir takım cümlelerin çevirileri mevcut. Aynı zamanda ek çeviriler mevcut. Daha sonra da boşluk doldurma, paragraf soruları, kelime eşleştirme soruları, doğru yanlış soruları ve anlam bütünlüğünü bozan cümle soruları tarzında örnek sorular yine bu kitapta mevcuttur. Ben öncelikle şunu belirteyim. Bu normalde bir Giresun Üniversitesi'nde benim vermiş olduğum bir ders ait bir ders dokümanı olarak başta hazırlanmıştı. Bunu bir kitap olarak daha çok okuyucuya erişimini sağlayan MAEP Yayın Evi'ne ve şirket sahibi Onur Bey'e öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi kitapta farklı konular altında terimler veriliyor. Bu terimlerin İngilizce terimlerin Türkçe karşılıkları veriliyor ve daha sonra bu terimlerin kullanıldığı örnek çeviriler burada veriliyor. Bunların incelenmesi durumunda özellikle öğrenci arkadaşlarımız için veya sektörde çalışan mühendisler için teknik İngilizce anlamında fayda sağlanacağını umut ediyorum. Bu amaçla hazırlanmış bir çalışma. Farklı konular mevcut. 30 tane konu mevcut. Bu konuların terimleri ve çeviri örnekleri mevcut. Kitap bu şekilde devam ediyor. 30 konuda, 30 farklı konu var. Buradaki terim karşılıkları ve çeviri örnekleri mevcut. Daha sonra da ilerlediğimiz zaman kitapta bu 30 konunun terim karşılıkları ve çeviri örneklerinden sonra da karışık ek çeviriler mevcut olacak kitapta. Şöyle kitabın devamında karışık ek çeviriler diyor. Burada yine jeomekanikle ilgili cümlelerin, kelimelerin, ifadelerin, anlatımların çevirileri mevcuttur. Daha sonra kitabın ilerleyen kısımlarında boşluk doldurma soruları var. Burada ifadeler yazılı. Burada boşluklar bırakılmış. Bu yazılan İngilizce ifadeleri okuyup anladıktan sonra buradaki boş yerleri dolduruyoruz. Bu tarzda sorular var. Boşluk doldurma soruları. Tabii ki boşluk doldurma sorularının ve diğer soruların da tabii ki cevap anahtarları yine kitapta mevcut. Paragraf soruları var. Yine okuduğumuzu anlama üzerine paragraf soruları mevcut kitapta. Bu şekilde devam ediyor kitap paragraf sorularıyla. Evet, toplam 80 sayfa civarında bir kitap. Paragraf soruları mevcut. Okuyoruz. Okuduktan sonra bu paragraf sorularını buradan okuduğumuz paragrafa göre cevaplandırıyoruz ve burada da yine paragraf sorularının cevap anahtarı, yanıtları mevcut. Daha sonra kelime eşleştirme soruları var. Burada farklı kutucuklar içerisinde farklı ifadeler var. Bunların anlam bütünlüğünü sağlayacak şekilde birleştiriyoruz. Kelimeleri eşleştiriyoruz. Yani burada uygun anlama sahip olacak şekilde cümleleri kurmak üzere ifadeleri uygun şekilde eşleştirme üzerine yine yazılan sorular mevcut burada. Bu tarzda sorular da var kitapta. Ve doğru yanlış soruları var. Burada yine ifadeler yazıyor, cümleler okunuyor. İşte yukarıdaki cümleleri okuyarak örneğin aşağıdaki ifadelerin yanına doğruysa D, yanlışsa Y yazınız şeklinde doğru yanlış sorularımız var. Bu tarzda soru örnekleri de var kitapta. Ve ayrıca doğru yanlış sorularından sonra da anlam bütünlüğünü
anlam bütünlüğü bozukluğu oluşturan cümle seçimine yönelik sorular var. Burada işte 5 tane cümle verilmiş örneğin. Bu 5 cümlenin içerisinde bir tane cümle burada anlam bütünlüğünü bozuyor. Bunu okuyup anlayarak burada anlam bütünlüğünü bozan cümleyi tercih ediyoruz, seçiyoruz, işaretliyoruz. Tabii bu kitap jeomekanik alanında temel bilgiye sahip olan kişilerin yararlanmasına daha çok açık olan bir kitap. Bu amaç, bu kitaptaki amaç temel jeomekanik bilgilerine sahip işte öğrenciler, mühendisler için teknik İngilizcilerinin gelişmesine katkı sağlamaktır bu kitabın amacı. Burada yine okuyoruz işte soru tipi olarak. Baktığımız zaman yine anlam bütünlüğünü bozan cümleyi seçiyoruz. Burada bir cümle anlam bütünlüğünü bozuyor. Bunu seçip onu işaretliyoruz. Bu spesifik bir yani jeomekanik üzerine yazılmış olan spesifik bir teknik İngilizce kitabıdır. Umuyorum okuyucuları için fayda sağlar. Bu şekilde bir açık erişimli e-kitap şeklinde kitabımızı yayınlamış bulunuyoruz. Tekrar kitabın yayınlanmasında emeği geçen herkese, MAYEP yayın evine, herkese çok teşekkür ediyorum. Burada anlam bütünlüğünü bozan soruları ve diğer bütün soru türleri içinde cevap anahtarları mevcut. Kitabın en sonunda da yazar hakkında bilgiler mevcut. Ve daha sonra kitabımız bu şekilde sonuna geliyoruz. Bu kitabı daha detaylı incelemek için kitap linkini de bu videonun açıklama kısmında paylaşacağım. İnşallah kitap hepimiz için hayırlı uğurlu olur. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.